Merhaba, diksiyon kursları son zamanlarda en çok ilgi gören kurslar arasında yer almasına rağmen hala bu konuya ön yargıyla yaklaşan birçok insan olduğunu görüyoruz. Diksiyon eğitimi alıp da siyasetçi mi ya da spiker sunucu mu olacağını sorgulayıp konuşmasının son derece anlaşılır olduğunu savunanlara saygı göstermekle beraber bu videomuzda en azından bir iki bilgi verip ileride lazım olur düşüncesiyle hafızalarımızın bir kenarında tutmalarını önemli rica ediyorum. Elbette konuşmalarınız son derece anlaşılır ve günlük hayatta kurduğunuz iletişimlerde yeterli oluyor. Ancak yeni ortamlara girildiğinde, yeni birisiyle tanıştığınızda, metin okumaya veya toplum önünde bir konuşma yapma gereği duyduğunuzda R harfinin kullanımı ile ilgili sorun da başlamış oluyor. Günlük hayatta neredeyse hiç kullanmadığınız kelime sonundaki r'ler daha baskılı kullanılmaya başlanıyor. Ne yapıyorsun? Geliyor musun? Geliyor, söylüyor, yapıyor, yapıyorsun, ağlıyor, ağlıyor musun? Veriyor derken kullandığımız r'ler bizi bazen komik duruma düşürebiliyor. Kelimelerin sonuna eklediğimiz şimdiki zaman ekinde bulunan R harfini okurken ya da konuşurken kullanmamaya özen gösterelim. Geliyor değil de geliyor. Yine aynı şekilde soru eki geldiğinde geliyor musun değil de geliyor musun? Yapıyor değil de yapıyor. Yapıyor musun? Söylüyor değil de söylüyor. Söylüyor musun? Orada ne yapıyorsun değil de orada ne yapıyorsun? Ağlıyor değil de ağlıyor gibi örnekleri artırmak mümkün. Sonraki videolarımızda konuşma kuralları ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Takipte kalın.